Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yöresel mürdük haşının tarifini vereceğiz. Görümcemi yapacak. Bardağı ölçü için bir bardak doldurduk. Diğeri de orada. 4 su bardağı toplam. Toplamda 4 su bardağı. İşte sarımsak ve yarım, tam dolu değil, yarım çay bardağı da sıvı yağımız. Sıcak suyumuz hazır. Üstüne ekleyeceğiz. Şimdi yıkayalım bunları. Evet, hadi. Üzerine siyah çimler gelir, onları süzeceğiz. Zaten sapsarı da suyu akıyor. Evet. Bu mürdük, mercimek ailesinin bir ferdi sanırım. Ben şu ana kadar tanışmadım. Evet. Yeni tanışıyorum kendisiyle. Biraz siyahlar çıksın diye elimizde yıkayalım. Bu bizim Manisa, Selendir köylerinde bilirler. Her yakada bilmiyorlar. Evet. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Biz beğeniyoruz. Kaç su yıkıyorsun canım? 2-3 sefer yeterli. Ben siyah olmasın diye. Anladım. Yani içinde leke gibi gözükmesin diye kabuklarını iyice temizleyip yıkıyor. Sapsarı olması gerekiyor. Ondan renk, olsa da bir şey olmuyor da. Piştiği zaman rengi çok güzel oluyor değil mi, evet, o şekilde? Evet. Evet. Her yörenin kendine has yemekleri olduğu için, evet, Selendi'nin yöresel yemeği de mürdük haşı. İnşallah ileride sizlere keşkek haşı da yaparız. Asıl önemli olan keşkek haşı. Evet. Düğünlerde yapılan keşkek haşı buğdayla yapılıyor değil mi? Buğdayla, evet. İçine tavuk atılır. Suyunu da ölçüyor musun? Suyunu ölçmeye gerek yok. Yüzünü zaten biraz sonra çekecek suyunu. Daha ilave edeceğiz işte. Evet. Piştikçe ilave edeceğiz. Evet. Sıcak su hazırladık. Bir kettle. Kabarcı bu. Yani bu patlayana kadar pişecek sanırım değil evet, mi? Evet. Peki tuz atıyor musun bu pişme esnasında? Suyu, tuzunu atıyoruz. Yağını da şimdi koyuyorum ben. Yumuşak pişsin diye. Sonra üzerine yiyirken daha ayrı yapacağız. O zaman tereyağı oluyor. Evet. Sarımsağı en üstüne kullanacağız. O duracak. Bekleyeceğiz. Tamam. Ocağı yapayım ben. Kapağını kapatalım. Ama sürekli kapağını kapatıp tutmayacağız. Daşı verir. Köpük köpük oluyor. Tamam. Şimdilik böyle. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Tuzunu da koyabiliriz. Biraz sonra da koyabiliriz. Tuzumuz nerede? Şuna. Aslında ben genelde en son tuz atıyorum yemeklere. Öyle mi yapalım? En biraz son bekliyorum onu. Evet. Kabaracak şimdi, köpüğünü de alacağız, evet, ya. Evet. Sonra yapalım. Bu kabardık kaynamaya başlayınca, köpük köpük olunca köpüğünü alıyorsun sürekli üstünde. Evet, köpüğünü biraz alacağız. Evet. Ondan sonra kaynamaya. Peki. Yani eriyesiye kadar pişecek. Evet. Tamam. Sonra el blenderından içinde birazcık bir işlem yapacağız. Rondoyla çekeceğiz. Evet. Tamam. Pişsin bakalım, bekleyelim. Böyle köpüğünü alacağız şimdi. Çok çabuk kapalı olduğu zaman taşı veriyor. Hemen şımarıyor demek. Hı hı. İşlemek olmuyor. Çok çabuk da pişiyor bu. Hele düdüklü de daha çabuk olur da onu da köpüğünü alamazsın. Çok zahmetsiz bir yemek herhalde değil mi? Köpüğünü alamazsın onu da. Tamam. Bir daha da köpük olmasın. Ocağı alalım. Yağımızı da arkaya koyalım. Bir taraftan olsun. Tamam. Şimdi sarımsağımızı da içine koyalım. Ay, bir dakika. Damlaya verecek. Kıvamını bir göster Fatoş. Nasıl olmuş yani şimdilik pişme kıvamı? Şimdilik böyle çorba gibi ama biraz yeme zamanına kadar koyulaşacak. Bismillahirrahmanirrahim.
Çok şükür. Evet. Yemeğimiz oldu. Mürdü kaşımız pişti. Koyalım servise tabağımıza. Kıvamı da güzel gözüküyor. Hı hı. Bu ekmekle, yumuşak ekmekle banalmak için de güzel olur. Bir sarımsağın kokusu da yayıldı etrafa. Onu esas. Şöyle çek canım. Şimdi sadece tereyağı mı? Başka hı hı. Pul biber, toz yok. Biber falan bir şey katmayacak yok. Mıyız? Bunun özelliği böyle üstüne tereyağı. O kadar. Evet. Cas diye şey olacak işte. Cas'ın değil mi? Biraz yemeğimiz şey olduğu için. Olsun. Sonra... Bekledik ya ondan. Bu böyle. Bu üstünde bol yağlı. Böyle yenir. Bol tereyağlı. Evet. İçine sarımsağını koyduk zaten. Evet. Vallahi görüntü güzel. Tadı nasıl? Bir tadına koyduk. Azıcık kaşığın ucuna bakın bakın. Canım ellerine sağlık. Çok güzel canım ellerine sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Güzel olmuş ama diyettekiler için nasıl olur bilmiyorum bol tereyağlı böyle. Yani çok güzel ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yöresel yemeğimiz bu. Basit. Aslında acıyı da götürebilir ya da toz onu biber filan. İsteyen yapabilir. Yani hafif biz bir böyle toz biber. Evet anladım. Peki ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum sana. Afiyet olsun. Teşekkür ederim canım.